Merhaba değerli izleyenler. Bu videomuzda sizlere salep yetiştiriciliği konusunu işlemeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi Palandöken Arıları 2030'a uçuyor projesinde Kafkas arılarının yaşam bölgesi olan coğrafyalarda biyoçeşitliliğin korunması ve bilinçli bir şekilde tarımın yapılması, arıcılığın sürdürülebilirliğinin arttırılması bakımından oldukça önemlidir. Atatürk Üniversitesi olarak iklim değişikliklerinin hızla arttığı günümüzde hayvanların yaşam haklarının korunmasını ve dünyamızın temel yapı taşı olan biyoçeşitliğin geliştirilmesine oldukça önem veriyoruz. Palandöken Arıları 2030'a uçuyor projesinde Atatürk Üniversitesi olarak gönüllü bir şekilde paydaş olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Kısaca kendimi tanıtacak olursam, adım Mehmet Kerim Güllap, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkini Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Şahsen Avrupa Birliği Sivil Düşün programının desteklediği böyle güzel ve dünyaya katkı sunan bir projede gönüllü olarak yer alabilmekten oldukça mutluluk duyuyorum. Konumuza dönecek olursak, salep yetiştiriciliği, yani kısaca orkideler, dünyanın her yerinde yayılmış ve tropik iklimlerden ılıman iklimlere, bataklıklardan kayalıklara, her türlü iklim şartlarına adapte olmuş bir bitkidir. Tabii ki bu bitkinin bu kadar geniş yayılım alanını göstermesinde bu bitki mutlaka burada da yetişebilir durumu belki yanlış alabilir. Onun için bitkinin çeşitsel özelliklerini, bulunduğunuz iklim özellikleri, ekolojik özellikleri, toprak özellikleri, yağışı, nemi, bütün bunları göz önüne almanız tavsiye edilmektedir. Türkiye'de 26 cinse ait 165 kadar orkide türü bulunmaktadır. Orkideler gösterişli çiçekleri nedeniyle çok uzun zamanlardan beri insanların ilgisini çekmiş ve sayısız üretim amaçlarıyla insanlar bu konulara eğilmişlerdir. Son zamanlarda salep bitkisinin çiçek olarak kullanılmasının yanında daha çok bal özü, polen bitkisi olarak da kullanılması ön plana çıkmaktadır. Özellikle Covid döneminde, salgın döneminde arıcılık, balların önemi, polenlerin, propolisin önemi bu bitkilerin yaygınlaşmasında ön plana çıkmaktadır. Bu bitkinin belki de en önemli dezavantajlarından birisi çimlenen tohum miktarının çok düşük olmasıdır. Yayılış gösterdiği alanlarda genellikle tohumla çoğaltmakta olup vejetatif orkide kümelerine de rastlanmaktadır. Tohumları çok küçük olup toz gibi etrafa yayılım göstermektedir. Bu bitkinin önemli özelliklerinden birisi de endosperm bulunmayan tohumlarda embriyoların canlılıklarını çabucak kaybetmeleri ve doğal ortamlarda ancak %5 civarında çimlenme gösterebilmektedirler. Çimlendikten sonra ergin bir bitkinin meydana gelebilmesi için yaklaşık 2 ile 16 yıl arasında bir süre beklememiz gerekmektedir. Doğada her salep bitkisinin toprak altında genellikle 2 adet yumrusu bulunmaktadır. Yani bu genellemedir. Geneline bakıldığınızda hep 2 yumru vardır. Zaten bütün sıkıntı da bu 2 yumrunun bulunmasından kaynaklanıyor. Toplayıcılar bu bitkilerin özellikle üretime katkı sağlayacak, yeni sürgün verecek yumrularını topluyorlar. Diğer yumruyu da bununla beraber topladıkları için bitkinin bir daha gelecek dönemlere, gelecek senelerde devamlılığının önüne geçiyorlar. Bu yapılan en büyük yanlışlardan birisi. Yabani salep tohumlarının yaklaşık 120 milyon ton civarında bu şekilde sökülüp atıldığı biliniyor. Orman köylülerinin fakir durumda, yani geçimlerini salep bitkilerini toplayarak geçimini sağlayan bu kesimdeki insanlar her yıl aynı bölgeden birçok kez salep bitkisi toplayabiliyorlar. Bunun nedeni çünkü tekniğini biliyorlar. Ama diğer salep bitkisinin bulunduğu ortamlardan söküp başka yerlere taşımak isteyen kişiler biraz önce bahsettiğim konu üzerinde yeterli bilgiye sahip olmadıkları için her iki yumruğu da topraktan sökerek bitkinin biyoçeşitliliğini, sonunun gelmesini, neslinin sona ermesine önemli katkılar sağlıyorlar. Onun için bu işin tekniğinin bilinmesi lazım. Özellikle Avrupa'da değil bitkinin, salep bitkisinin yumrusunu koparmak çiçeğine bile dokundurulmuyor. Çünkü bu bitki zaten koruma altında. Türkiye'de
maalesef bu şekilde korunmuş, üretimi yapılan salep bitkisinin biyoçeşitliliğini korumak amaçla bir üretim alanı bulunmamaktadır. Bu videomuzda orkide yetiştiriciliği konusunda bazı kısa bilgiler vermeye çalıştık. Yetiştiriciliği konusunda aklınızda takılan sorular ya da katkıda bulunmak istediğiniz konular var ise Agriculture Venture Projects ekibine iletebilirsiniz. Dünyamızın daha yaşanabilir bir ekosisteme ulaşabilmesi için sizleri de gönüllü olmaya davet ediyoruz. Bu videoyu faydalanacağını ve ilgileneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Teşekkürler, sağlıkla kalın.